Açtın mı lan kaydı? Ben de Luna sesimle konuşuyordum. Biz daha önce YouTuber'ların Instagram sayfalarına tepki vermiştik. Evet, beni çağırmıştın. Teşekkürler. Bugün abi içeriği değiştirdim ve hayal edemeyeceğim bir hale getirdim. Hayda. Şey değil mi? Hi YouTube. Miafis Tepkikoli'nin tepki videosuna tepki veriyor falan bir şeyler. Bakalım. Kendi Instagram'ımızı mı inceleyeceğiz? İçeriği değiştirdim. Ve hayal bile edemeyeceğin bir içerik haline getirdim. Onlar bizim yarımızı tepki verdi. The After Eight yiyelim. Bugün seninle birlikte Twitch yayıncılarının Instagram sayfalarına tepki veriyoruz. Gerçekten Batı hayal bile edemeyeceğim. Nasıl? Yıldır, 1. senemiz kutlu olsun. Adeta bir icat. Ben bu arada Twitch yayıncılarını YouTuberlardan daha fazla seviyorum. Bunu da buradan belirtmek isterim. O yüzden bunları daha yumuşak şey yapacağım. Bir daha YouTuberlar yaparsan bu sefer daha da sert. Hayır. Şimdi Gözde, her yayıncının sayfasına önce bakacağız, inceleyeceğiz. Sonrasında 10 üzerinden puanlayacağız. Yiyecek bir şey var mı? Olmaz mı Gözdeciğim? Ya ben de kahvaltıdan kalkmam. Halbuki diyetteyim. İlk sorduğum soru. Yiyecek bir şey var mı? Atıştırmalık bir şey var mı? Genel olarak modum bu şekilde ilerliyor. Elinle alıp peçeteye koyuyorsun. Görmüyorum sanıyorsun. Burnunu sildin az önce. Hayır lan, saçmalama, o değil. Abi ilk bakacağım kişinin adı Elren. Tuğkan abi çok severiz kendisi. Elren. Getiriyorum. Ulan ne kadar güzel bir isim. Kıskandım. Şöyle verdim. Ha Tuğkan. Böcek yayını yapmıştık. Bravo. Çok tatlı birisiydi. Ne yapacağım, göstermem mi lazım? Hayır, biz kaydediyoruz zaten. Sen sadece incele. Biz... Hayır, sana görüntü kaydı alıyorum ondan. 429 bin takipçisi var. Aynen. Vay vay vay. Şimdi Tuğkan abi ödül almış. Ne ödülü? Altın portakal değil. Allah kahretsin ya. Oğlum ben bu heriflerden gerçekten nefret ediyorum ya. Ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum, anladın mı? Ben neden böyle değilim ya? Oğlum yemin ederim, ne diyor dedim biliyor musun? Git yani, anladın mı? Yani. Tuğkan adamdır. Oğlum yakışıklı insanları niye şey yapıyorsun lan? Kıskandım çünkü. Arka odaya geçelim dese kıza. Yakışıklı insanları sinirli. Bakış yapsa yeter yani böyle. Evet evet. Yani saç stili, sakal stili falan çok hoş. Bak bak şu mesela, anladın mı? Ne kadar seveceğim ve aile dostu olduğunu gösteren fotoğraflar benim için çok anlamlı oluyor. Diyor ki hem çok tatlıyım, genetiğim iyi yani, sarışın maliyetim. Hem diyor ki ailem çok tondiş. Yeğenini kafasına da pek yakın durumu var. Tam istediğimiz vibe'lar erkeklerde. Bak, siz ne düşünüyorsunuz peki Tuğkan'ın profili hakkında? Walking Dead'e daha başlamadım, başlayacağım. Sağlam bir profil. Videonun sesi çok mu? Okey, biraz kısıyorum. Birazcık kıstım. Ben Tuğkan'ın profiline onun üstünden 7 veririm herhalde. Çünkü bazı fotoğrafları çok iyi ama böyle çok karışık, karmaşık bir profili var. O yüzden 3 puan kırarım. Ama onun dışında bayağı şey, okey. Oğlum yakışıklı insanları niye şey yapıyorsun lan? Kıskandım çünkü. Arka odaya geçelim. 7 veya 8 verilir. Can yaman bakımı yasıyor. Bakış yapsa yeter yani böyle. Evet evet. Yani saç stili, sakal stili. Yo şey olarak demiyorum bak. Koyduğu farklı içerikleri seviyorum mesela Tuğkan'ı. Kendi fotoğrafları da okey mesela. Ama genel olarak böyle ben çok karışık Instagram'ları sevmiyorum. O yüzden dedim. Profile tabii canım. Tuğkan'a 10'da 10 veriyoruz tabii ki de. Falan çok hoş. Bak bak 10'da 11. Şu mesela, anladın mı? Ne kadar seveceğim ve aile dostu olduğunu gösteren fotoğraflar benim için çok anlamlı oluyor. Diyor ki hem çok tatlıyım, genetiğim iyi yani, sarışın maliyetim. Hem diyor ki ailem çok tontiş. Yeğenini kafasından öperken fotoğrafı var. Tam istediğimiz vibe'lar erkeklerde. Bak tek kuş çekiminden paylaşmış. Hem de sosyal, anladın mı? Hem de iş yapıyor. Bak mutfağa da girmiş aparatta. Nasıl mesela? Tarantula'yla poz vermiş adam ya. Çok iyi abi. Ayşen Guruda'nın vefatından sonra... Bir dakika ben bir... Duyarlı. Şunu açayım. Akvaryum. Sigara içeceğim. Yakışıklı bir abimiz. Bu poz özellikle... Güzel, bu kalsın, ben normal burada bir sigara içiyorum sadece. Yani. Çok kasmamış. 500 bin takipçili bir insanın çok düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri, çocukları falan da çekmiş. Cool böyle. Aşırı cool falan, serseri falan ama diyor çocuklar... Dünyanın en iyi görseli... Ya o an
Aşağı pislik. Burç abinin çocuğu da çok tatlı. Bence samimi bir profil sayfası. Evet. Cool olma çabası yok. Beğenmediğim fotoğraf var mı ortaya? Kedi seviyor galiba. Çok. İnanılmaz hayvan. Bir tık seviyor. Gerildim. Ay evet, o beni de geliyor. Tuğkan bunu şey yapmıştı, story'e falan Murat'ıma atmıştı. Ben böyle tırtılvari, işte kırık ayaktır, tırtıldır, ıvır zıvırdır, böyle canlılardan pek hoşlanmıyorum ya. Kafasını aslında çok da beğenmedim ama herif inanılmaz cool bir herif. Anladın mı? Hani sinir oldum herife. Hem ya. Daha güçlü hem daha yakışıklı. Bu arada belki bu şu an açık olan fotoğrafın emotunu yaparız. Hem de daha kıl. Tuğkan abine Instagram'da kendisiyle ilgili paylaştığı ilk fotoğraf buymuş. Tuğkan Bey, oha, Mert Soydan'a benziyor. Instagram'dan ilk paylaştığı fotoğraf Mert Soydan'mış. Soydan. P ne? Ha, dil çıkarma. Aynen. Komik. İyi yaşlanmış Tuğkan abin ama. Bayağı genişmiş. Belliymiş. Bayağı genişmiş. Artist falan burada da yani. İlk fotoğrafında bile artist. Son fotoğrafı bizim çekimimizden. Mesela bu çok cool, artistik bir fotoğraf. Tam bir herif gerçekten şey yani. Ya Tuğkan'a gerçekten uzun saç o kadar yakışıyor ki. Dışında çok havalı, cool. İç dünyasına girdiğinde ne kadar hayvan sever, ne kadar ailesine düşkün. Bunu bir yerde tutturmak çok zor. Elray'ın Instagram sayfası, onun üzerinden kaç veriyorsun abi? 7. 7 veriyorum. Vay. Samimi buldum, eğlenceli buldum. Bir dakika. Bu ilk puanlama için çok zor. Evet, tamam. Şimdilik söyle bir şey. 7 o zaman, şu an 7 veriyorum. Tuğkan abiye 10 üzerinden 11 veriyorum. Instagram sayfasına 10 üzerinden 6 veriyorum. Ha, o? 7. Tamam. 7, 7 hatta 8, tamam. 7, 7 olsun. Sanat ya. Odaklı değil de daha çok... Kafası karışık. ...devam etme odaklı fotoğraflar olduğu için... Ne, içinden ne geçiyorsa onu söyle. Vallahi 6,5 geçti içimden. 4. Oha, beğenmedim aslında. Ben fazla samimiyet sevmiyorum Instagram'da. Nasıl ya? Fazla doğallık sevmiyorum. Çekip koymayalım. Hoş geldin. Bir foto editleme falan yeri yani. Facebook değil. İkinci kişiye geçiyoruz efendim. Twitch Türkiye'nin bir numaralı kadın yayıncısı P-Queen. Pelin. Pelin adı. Hemen ben de oyun oynamak istiyorum. Sen beni Twitch'lere de çağırmıyorsun. Sen beni niye sevmiyorsun ya? Sen beni neden sevmiyorsun? Neden? Sen beni beğenmiyor musun? Şöyle, evet evet, abone şeyleri değişti. Geçiyoruz. P-Queen. Karadeniz Uşağım. Pelin Paynazoli. Açan demiş, uşaklar demiş. Ben demiş. Niye Trabzon şey? Bu Karadeniz değil mi oğlum bu? Ne yapıyor? Oyun oynuyor ama çok güzel, kuvvetli bir kız ya. Çok komik bir kız ya. Ha, çok güzel. Aynen. Bakalım. Güzelliğiyle değil, mizahıyla. Yo, ben zaten az önce... Ha, pardon, ben de güzelliği değil... Buraları komple evet, atalım. Atılmadı. Çok pozitif bir vibe var. Sanki çok komik biriymiş gibi geliyor bana fotoğraflarından. Evet, saçları... Güzel, çok iyidir. Saçları çok güzel. Bu da doğal. Ben şeyi sevmiyorum ama. Mesela aynı gün bunu çekti. Tamam. Sonra... Aynı gün... saçlı kısım. Değil işte. 10 gün sonra fotoğraf bulamadı. 16 Temmuz'da bunu koydu. Tamam. Zaten selfie çekiyoruz. O gün çek. Tatlı, samimi bu da. Kız güzel bir kız bu arada. Ama yani sayfası falan hiç beğenmedim. Abi Pelin çok komik ya. Çünkü sürekli narsist gibi kendi paylaşıyor. Böyle pozlar falan. Biraz fazla buldum ben selfilerini. Çünkü yani üstünü değiştirip aynı pozu vermiş. gibi. Ama bak mesela şöyle doğal fotoğraflar benim daha çok hoşuma gidiyor. Şu mesela. Kızın kendisi. Bu fotoğraf güzelmiş. Ya. Ama sonlara doğru Pelin zaten farklı şeyler koymaya başladı ya. Ben biraz boydan çekerim. Dışarıda dış çekim yaparım. Genelde hep evde selfie çekmiş. Birazcık hemen stalking yöntemlerimi kullanıyorum. Komik bir fotoğraf köpeği. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Gıdı ise her yere. Güzel, kalk gel. Bizim çocuklar sana erkek demek istiyor. Yazmış çok iyi. Erkek. Şu fotoğraflar falan kalite olanlar. Mesela bu fotoğraflar boydan değil mi? Bunun esirsin o fotoğraflar boydan yalnız. Artısı da makyajsız çekmiş. O yüzden ona beğendim biraz. Doğal doğal bir kız yani en azından. Ne ya, what the fuck is this yani, anladın mı? Düşük vereceğim, kusura bakmasın. Pelin miydi? Pelin. Pelin, tamam. Pelin'in kendisiyle ilgili Instagram'da paylaştığı ilk fotoğraflardan bir tanesi... Jenny, hoş geldin bana. Ama kendi gibi değil burada bence. Evet, yine bir arka fon kötü selfisi. Burada bayağı zayıfmış ya. Şimdi şişman mı Pelin? Hayır da yani sanki... Şimdi kilo mu aldın diyorsun sen Pelin gıdı? Hayır oğlum, obez benim. Böyle fotoğraflar... Gıdılarımız... Bu güzel, evet. Gıdılarımızı lütfen konuşturabilir miyiz? Herkes gıdısı kadar konuşsun. Yani ben çok konuşabilirim. Ben kendime laf atıyorum ya gıdı diye. Daha iyi.
Az önce gördüm bu fotoğrafı. Benim var. Mi? Bak bu mesela daha kendisi gibi aldım. Mizah içeren bir fotoğraf. Bu güzel bir fotoğraf mesela. Değil mi? Walters! Kadıköy. Bak şey, bu P Queen'in amblemi değil mi bu? İki tane evet. P var birbirine bakan ve touch. Ben isterim ki şuraya gelince Neon'dan TK logosu yansın. Ya buradan Pelin'e sesleniyoruz. Bize de bir şey yaptır vallahi, çünkü bu öküzün bir şey yaptıracak. Ya Jena! Bu estetik yoksunu hayvanı. Arka fonum var, poz veriyorum. 2.3. Evet, fotoğraf çekiyorum. Ne var falan şey ben güzel. Ben de böyle... Oğlum... Kimi? Dur lan! Olur lan! Ne yapıyorsun? Şakasız şu an olan sahneyi şuraya koyacağım. Luna, Burak yerde telefonuyla oynuyordu. Yani dengede durmaya çalışıyordu. Ya Luna üstüne çıktı. Bir dur. Peri'nin Instagram sayfası 10 üzerinden kaç var? Biraz düşük vereceğim Instagram hesabına, yanlış anlamasın. Tamam. 5 veriyorum. Komik olduğu için ve bu potansiyeli kullanamadığını düşündüğüm için 5 verdim. 3, 2, 3. Hiç beğenmedim. Hak ettim. Beğenmedim. Hayır, kızı beğendim abi. Kıza mı puan vereyim yani? Çok fazla keşfette vakit geçirdiğim için, ne Instagram'lar gördüğüm için. Şimdi onlara da haksızlık olmasın diye 7.5 veriyorum. 6. 6 verdim. Nereden kırdın? Çok selfie. Aynen öyle. 10 üzerinden haçan. Oğlum kız belki Karadenizli değil ya. Ya neredeyse nereli. Bence Karadenizli. 4. Bence Karadenizli. Ne? Burnuna göre mi karar veriyorsun? Benim kardeşim yanındayız. Devam ediyoruz. Sıradaki Twitch yayıncımız. Yine Twitch Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından bir tanesi olan Kendine Müzisyen. Kendine Müzisyen. Duydun mu? Güzel isim. Hiç duymadım. Kendine Müzisyen. Kemal. İzlemiştik. Bu çok komik çocuktu. Peçete diyen değil mi? Şöyle verdim abi sana. Adı Kemal. Kemal. Çok iyi. Oğlum what the fuck? Abi bu ne? Abi çok iyi. Herifin tarzı komple efsane yani. Tor şeyi yapmış. Biri altına kendine Tor yazmış çok iyi. Profilini beğendim çünkü hareketli, renkli, böyle sarıyor yani, bakıyorsun fotoğrafı tıklıyorsun. Tek düze değil, afişler falan var havalı. Şeyle Batıcı'nla yakın arkadaş. Komik. Uzaktan fotoğrafları var, onun çektikleri var. Şey güzel, böyle dışarıdan bakınca kendini çok ciddiye almadığını gerçekten ortaya, hani aslında Instagram stilini ortaya koyuyor yani. Bence güzel anlamda. Of, bana ne diyecekler acaba? Of, bu iyiymiş abi bu video. Bak buradaki fotoğrafta şeye benzemiyor. Çok heyecanlandım, bana ne diyecekler acaba? Beğendiği her şeyi koyuyor belli ki yani. Ama ne bileyim, daha çok müzik, daha çok atraksiyon falan beklerdim. Ben şöyle değilim mesela, bende şey takıntısı var. Mesela diyelim bütün kareyi dolduracak bir fotoğraf koydum ya diyelim. Mesela böyle yanları boş bir fotoğraf koyamam falan gibi. Böyle benim saçma sapan takıntılarım var ya. Ya böyle hepsinin kenarları boş olacak. Ya böyle hepsi kareye sığacak. Ya bir şey olacak falan. Böyle şeylerim var. Fıkın hoş geldin. Oğlum hani gömecektin? Oğlum bunu gömemiyorum. Bu gömülecek bir şey yok yani. Hani anladın mı? Acayip saygı duydum herifin özgüvenli tarzına falan yani. Artistik ya da eğlenceli oluyor ya Instagram'ları. Ya da bu böyle. Eğlenceli. Bu eğlenceli ama çok sıkmıyor. Yani baktıkça bakıyorum yani. Şimdi Kemal'in Instagram sayfasındaki ilk fotoğraflardan bir tanesi... Bu bir modaymış herhalde, erkekler arasında bir yerlerini sensörlemek ya. Niye öyle? Biri ağzına şey koyuyor, biri vurmuş. Gözünü. Güzelmiş. Bu ikisinin de böyle bir sensörleme kaygısı var. Vardı. Böyle bir fotoğrafı var. Ne güzelmiş. Saçlarını o boydan bu boya nasıl getirmiş ya? Oğlum bunda... Sırrı alalım. Kavga. Bu işte. Ekin hoş geldin. Bağlı. 5 dakika sonra düşmüş al. Mesela çocuk şu an saçını kestirse... Mühendis, sıca uzun gel. Çok farklı bir hava katıyor. Evet. Bu HG kavga. Yapabileceğine inanıyorum ben. Yapabilirim galiba. Şunu alıyorum. Ben yapamam. Çok iyi, çok iyi. O anı yakalaman evet. Lazım. Sen de böyle misin? Ben az önce korkuluk oldum ya burada. Yaptım bu sefer. Bu sefer çok iyi yaptım. Sen izleyince görürsün yapıp yapmadın. Yapmamalı. Özür dilerim. Peki, çok yapamamışsın gibi. Kemal'in Instagram hesabına. 10 üzerinden... Abi ya bu çocuğun bıyıkları benden oluyor ya. Gür. Böyle şey gibi, karikatür bıyığı gibi yani. Kendimizin Instagram sayfasına 10 üzerinden kaç verdik? 6. 8.5 veriyorum. 5.
5.5 falan verdi. Bu çocuk sanki öyle hiçbir şey kolay beğenmiyormuş gibi geliyor. Adını bilmiyorum. Bu çocuk diye bahsettim. Eğer izlerseniz kusura bakmayın. Fakat nerede ya? Kaybettim ha. Bu çocuk sanki hiçbir şey böyle kolay kolay beğenmiyormuş ve böyle bana çok laf gelecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. On üzerinden. Abi ya bu çocuğun bıyıkları beni benden alıyor. Hayır sıra ya. Bende. Bak sıra da ben varım. Böyle şey gibi karikatür bıyığı gibi yani. Kendini müsevdi Instagram sayfasına 10 üzerinden kaç verdik? 8.5 veriyorum. 5. Şu buçuklu puanları sevmiyorum. Tam puan verin. 5 puan verdi Kemal'e. Pelin attı 6'ya çekebilirim. 5. Vay be. Ortalama bir sayfa. Kızım senin şeyin çok düşük ya. Yani öğretmen çocuğu. Adı Buğra, tamam. Var ya tam milletvekili olacak adam ve saçları kesse. Unuttum, adı Buğra dediyse de unuttum o yüzden. Çünkü konuşmalarda böyle bu yorumları falan dinliyorum. Genelde isim söylenen yerleri çok duymuyorum. Kulaklığı takmadım ve kafamda böyle durduğu için. Abi Kemal Can Parla 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 veriyorum ya, helal olsun. Sayfayı açtım ama şaşırdım. Sonra şaşırmaya devam ettim. Hani ünlü olmayı hak eden bir insan, anladın mı? Ünlü olmayı hak ediyor. Hak ediyor. Evet, haklı abi, herif hak ediyor ünlü olmayı. Gerçekten değişik bir insan yani. Sıradaki kişi Mia Fitz. Evet. Güzel kız ha, maşallah. Şükredemiyorum. Tam benim sayfama benziyor. O yüzden 10 falan. Şükretmekteyim balım. Güzel bir ablamız geldi. Aa şu fotoğraf çok güzel. Bakayım. Ben çok beğendim. Bu kız, bak bu kız Instagram'ı ben sana söyleyeyim. Bu daha şey bir kız, diğerine göre daha tiki bir kız. Aslında aa. Ne yaptın? 3 verdim ben değil mi zavallı ya? Evet, o kız tiki değildi ya. Ben tiki miyim lan? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çok samimi soruyorum. Ben gerçekten tiki miyim? Ben hiç öyle olduğumu düşünmüyorum bu arada. Ya size evet bu arada, siktirin oradan ya. Size evet ya. Ne tikiliğimi gördünüz lan? İnsafsızlar, vicdansızlar. Elinizi vicdanınıza koyun, yorumlayın lan. Sen bu halka nasıl küfredersin? Haddini bil Mia Fitz. Allah sizi kahretmesin. Elinizi vicdanınıza koyup nasıl hala evet diyebiliyorsunuz ya? Falan. Ya Instagram konusunda bilmiyorum, ben çok seçiciyim ya. Nedenini bilmiyorum ama böyle şey, mesela elimde olsa hani böyle renk teması falan yapıyorlar ya, mesela onlardan yapmayı falan çok istiyorum. Ya böyle dışarıda çok zaman geçirsem, işte sağ solu yemeği içeceği ıvır zıvırı çeksem mesela, onları da koymak istiyorum. O benim hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Instagram sayfasında bir düzen olması veya işte güzel gözükmesi bu şeyden kaynaklı ama yani. Genel mesela bu benim Spotify'ımda bile böyle, bak göstereceğim size Spotify'ımı. Bu göze hitap etmesi benim aşırı hoşuma gidiyor. Baksanıza. Hani bu düzeni istiyorum ben genel olarak. Evet, şimdi devam ediyorum. Ne olur kötü bir şey demeyin sevgili tepkikolik üyelere. Şimdi mesela obama 3 verdim, buna 1 vermem gerekecek. Sensin 1! Sensin 1! Çok güzel. Ben yani genel olarak arka fonları falan tırt şey, göz zevki var yani. Mesela bu bile mesela asansör selfiesi ama bir şey var, bir poz var, anladın mı? Bir tarzı var. Güzel vallahi, yani buna çok diyecek bir şey yok. Güzel bir abla. Güzel yerlerde güzel olduğu durumların fotoğraflarını çekip koyduğu bir Instagram. Çok hayatından anlık şeyler koyduğu bir Instagram değil ama bu da makul. Muazzam değişmiş abi kız. Olumlu ya da olumsuz demek istemiyorum ama. Sadece değişmiş diyor. Değişmiş yani, iyi değişmiş. Pek etkilenmedim yani ama şey. Dedim ya bak, yemin ederim Buğra dedim şey yapacak. Bir şey diyecek. Ama ben şey olarak değiştiğimi düşünmüyorum yani. Genel olarak tavır olarak değiştiğimi çok düşünmemekteyim açıkçası. Sadece şey düşünüyorum. Ya kendi hayatımda mesela bir şeyleri değiştirdikçe veya kendimle ilgili bir şeyleri değiştirdikçe hani onlar yansıyordur. O yüzden. Yoksa hani ne bileyim, bir şey değiştirmiyorum. Yani yalan söyleyeyim. Oğlum bu Türk şeyciler hoş kız ya. Tripleri beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. Yani seksi falan ama yani. Ben mi seksiyim lan? Nerede o günler? Ne seksi ablalar görüyoruz Instagram keşfetler de. Bana seksi dersen ayıp edersin. Seksi falan ama yani. Neden yani? Gerek yok böyle şeylere, anladın mı?
Anladım. Şimdi Gözde, Mia Fitz'in Instagram'daki ilk fotoğraflarından bir tanesi bu. Allah kahretmesin. Göstere göstere bunu mu gösterdiniz? Fan Beach'te random fotoğraf çekmişiz. Bu mu gösterilir? İnanılmaz. Koy doğru düzgün bir tane şeye, fotoğrafımı oraya. Ne olurdu sanki? Beğendim. Beğendim. Gezmeyi, dolaşmayı, yemeği, partilemeyi seven bir insan benziyor. Eğlenmeyi seven birine benziyor, evet. Yani. Doğru. O yüzden ilk paylaştığı fotoğrafın bu olması beni hiç şaşırtmadı. Yani bu fotoğraf güzel işte. Hani eğleniyoruz. Klasik ergen pozu. Evet, 3 sene önce hayat enerjim çok yüksekti ve eğleniyordum ve bunu paylaşıyordum. Şu an gece kulübüne tahminim 2 saate falan düştü ama ergen yani. Kulübe gidiyorsan ve fotoğraf atıyorsan ergensin. Ben stereotip yapıyor muyum senin tipine Buğra'cığım? Kalbimi kırıyorsun. Tatlı değil. Ya ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Teşekkür ederim Buğra. Buğra'dan da bu bir yorum aldık. Buğra'ya bir alkış alabilir miyiz? Bir O7 ve bir clap alabilir miyiz lütfen? Lütfen. Güzel bir yorum geldi Buğra'dan. Bir clap istiyorum. Evet. Teşekkürler, teşekkürler. Buğra, buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, devam ediyorum şimdi. Ulan 1500 kişi var burada, nasıl kimse clap yazmıyor? Yazsanıza lan clap. Burada izleyecekler, belki diyecekler ki kimse yazmamış diyecekler. Buraya kadar itici birisi yok orada ya. Yok ya, yani fikirlerini beyan ediyor. Öyle şey olarak görmüyorum. İtici mitici değil bence. Normal. Burada şöyle bir fotoğrafı var. Nasıl? Güzel, bu kombini ben giyerim. Bak bu da çok güzelmiş ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Gözde'ye bir tane video vardı. Orada çok sinir olmuştum. Twitch kliplerine verdiği tepkilerden bir tanesiydi ve çok saçma klibim konulduğu için çok hoşuma gitmeyen bir tepki vermişti. Fakat şu videodaki tabii kız da saçma sapan dondurdum. Özür dilerim Gözde. Ha bak şu mod benim modum, anladın mı? Yemek yiyeyim ve konuşayım falan modunda. Bu da çok güzelmiş ya. Şükür etmekteyim canım. Ya kızı sen nasıl bir insansın? Allah Allah. Lan ne diyor diyorum. Veririm bir sürü var. Ben deri etekli o üstü giymezdim ama. Kırmızı deri eteği. Evet ben de o üstü giymek istemiyordum zaten. O gün çok kötüydü ya. O gün gerçekten ne giyeceğim? Çünkü o kadar random gittim ki o gün oraya. Böyle şey oldum. Abi ne giyeceğim ya? Burayı dinlemek istemiyorum. Of. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Benden aldı. Ne çirkin bir etek bu ya. Oğlum sen niye bu kadar sert giriyorsun insanlara lan? Çirkin. Cool bir kombin. Deri ve kırmızı olmasına rağmen onu dengelemiş. Ben niye şu an moda jürisi oldum anlamadım. Buğra! Buğra! Gel bana bir kombin yapalım Buğracığım. Yaptığım şey ama güzel fotoğraf. Sevdim, eğlenceli bir fotoğraf. Keşke böyle fotoğraflar paylaşmaya devam etseymiş böyle. Ooh yeah. Adam full uye dedi bütün bölümde. Bu herif kim böyle? Reklam şey gibi, panosu gibi geziyor. Reklam. O adam öyle bir insan. Slime Reis, tatlı bir insan. Reklam sayfası. 10 üzerinden 8 verdim. Bebeksin. 10 üzerinden kaç? Geliyor 1. Abi 4 verdim, 4.5 verdim. Dominik'teki fotoğrafları güzel. Onun dışında da benim dikkatimi celbedecek bir şey yok. Tuğkan abiyle veririm yani. 7 vereyim. Instagram sayfasından pek etkilenmedim. O yüzden Gözde'ye 5 puan veriyorum. Estetik ve yani güzel fotoğraflar çekilme açısından bakıldığı için 9 verdim. 9 puan verdik. Gitgide yükseliyorum gerçekten farkındayım. Evet. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. En yüksek 8 değil mi benim? Hayır, yüksek evet. Vermişim. Ya sen bebeksin. Gözde'ye gidiyor. Hayır, ilk abiyi de 8 yaptık. Neyi? İlk abiyi 8 yaptık, böcekli abiyi. Kime geldik Gözde? Ay tam benlik ya bu bölüm. Kime geldik? Bana onu söyle. Vatıcım! Vatıcına geldik. 13. Elif Gümüş'ün cenci aileye demiş, teşekkür etmekteyim. Tehlikeli sulardayız. Videoyu duydurup, abi niye bu herif böyle yaptı falan diye. Tabii işin şakası. Ooo profili nice. Beğendim. Profili güzel fırtın ya. Bence şey profil çünkü böyle renkli. Zaten çok takipçisi varmış bir dakika. Dublin'de bir fotoğraf koymuş. Aa ödül almış. 3 saniye bakınca cüzdandan 3 TL donate does.
Her telden fotoğrafı var. Ya böyle oyun oynayan tipler böyle geeklerin falan hiç evlenmeyeceğini veya evlenirse de böyle düğünler yapmayacağını düşünürüm mesela ben. Böyle onları damatlıkta ne bileyim evet. Halay çekerken falan hayal edemiyorum anladın mı? Hani kafamda oturmuyorlar. Böcekli abi. Bir olana para falan kalmış anladın mı? Neden böyle post paylaşıyorsun oğlum? Boş bu güzel ben. Boş veriyorum. Güzel, arada iyi şeyler var. Sempatik bir insana benziyor. Bu sayfayı beğendim. Ha bak Kemal yine eşofmanla gitmiş ya. Bu ne lan Superman Tayfun gibi yemin ediyorum ya Yusuf'un tipi. Otajen Exelland'ın fotoğraflar Jahreyn'in düğününde. Jahreyn'e ülker çikolatalı... He yok. Gift kazmış. Kendim Hüseyin Bey'le yakın arkadaş olduğu çok belli. Yine benzer paylaşımlar. Tüm düz bir sayfa bu da. Bu fotoğrafı beğendim. Yalan söylemek istemem. Ha. Tatlı bir. Can Manay. Ayy! Fıkır mısın? Ay senin köpek sevgine ya. Taskar. Köpek gördüğüm dayanamıyor kız. RP takmak nasıl bir krallık ya peki ya? Ben renklendirmesini çok beğenmedim fotoğrafların. Şey profesyonel kamerayla çekilmeyenleri. Ondan sonra şu mesela komik. Güzel. Yani komik yani. Fotoğrafları var. Yani bunlar falan kötü. Bunlar da kötü. Yani bunları sevmiyoruz biz hani böyle. Çok samimi olursun anladın mı? Çok samimi en yakın arkadaşların olur. O zaman koy. Ama böyle hani şu arkadaşla da şuradayız gibi. Anladım. Hoş değil yani. Tam olarak ben gerçekten kendimi daha iyi ifade ettiğim bir gün galiba yok. Ve çok kritik bir gündü. İyi ki bugün ya. Cool, güzel giyiniyor ve troll bence biraz. O da troll bir hesap. Bak bu çocukta da var, çok severim. İki tane yeğenini yayına fotoğraf paylaşıp sevgililerim kalp. Bunlar can alıcı hareketler. Aynen. Şimdi abi, Batıcı'nın Instagram'daki kendisiyle ilgili ilk fotoğrafını gösteriyorum. Bu. Onu da alayım. Oo, hala duruyor mu bu? Duruyor. Uf. Ferit'in e-spor dönemi fotoğrafları demek istiyorum sadece ve başka bir şey demek istemiyorum ya. Ya ne kadar değişmiş turuncu, saçı burada kahverengi, şu an dudakları turuncu. Açılmış birazcık. Annesi saçı. Çok genç duruyor. Klasik liseli gözlüğü abi işte hepimizde olan güneş gözlüğü. Neo gözlüğü. Aynen. Bir de arada bu tarz cool fotoğraf. Bu cool değil. Değil bence. Mi? Ne bu? Keko. Arda. Vay sen Ferit'e nasıl keko dersin? Çocuklara çok iyi örnek oluyor. Ağzına sigara, arkasında böyle silah falan. Zaten işte bilgisayar oyunlarına vesaire yapacağım bir yorum. Bu da aynı zamanda işte 600 bin kişi tarafından takip edilen, önce alınan biri muhtemelen. Çok fazla silaha teşvik olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için vesaire veya etkilenebilecek insanlar için. Fotoğraf. Ama kendiyle çelişiyor prenses. İki fotoğraf önce gidelim. Ne yazıyor üstünde? No smoking area. Şimdi onları düşün. Al başına evet. Beğenmiş stabil çizgisinde yürüyen insan isterim. Fark ettim lan. Enteresan. Peki Derya. Bir Instagram sayfasına 10 üzerinden kaç verdik efendim? 5. Küsur hattı verebiliyor muyum? Ver. Olur. 6.5. O zaman bu elemana da 6 vereyim hadi. Ama yani diğer düşük kaldı biraz. Galiba Pew Queen'den... Bil vermedin bana reis adamsın. Evet 8 veriyorum. 4. Ben bir sigara daha yakayım. Verdik. Kalite. Batıcını bir tıkır arttırıyorum. Niye kızım istemiyor böyle yüzün asıldı? Yok ona haksızlık. Bir sigara daha yakayım. Aa, kaç yaptık? 5. 5 yaptı. Allah razı olsun gözünü sağ olun. Allah razı olsun. Ben buna da 5 veriyorum. İşte normal sıradan günlük hayatımdan... Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Buğra'nın Instagram'ını merak ediyorum. Biriniz bana Buğra'nın Instagram'ını atsın ya. Benim de çok farklı ya. Bir yani. Sen de 5'liksin. Çok seri. Buğra'nın Instagram'ını biri gönderebilir mi? Bu videodan sonra ben de sizin Instagram'larınızı yorumlamak istiyorum. Hepsinin şeyini açıklamada var mı? Tamam. Evet. Son olarak artık son kişiye geçiyoruz. Twitch'in son zamanlardaki tamam. Yükselen yıldızı Anna Deniz. Anna Deniz. Şöyle. Benim. Sigara içiyorum. Helal olsun lan. Senin kadar cinsel eşitlikçi bir adam daha görmedim. Tam 50-50 yaptı yani kadınlarla erkekleri. Helal olsun sana. Türkiye senin de ben şey yapacağım. Bu ablamız kim? Bu kız güzel kız ya bayağı. Bu tatlı. Geldi mi şeye? Senin çekimlere? Yok. Daha bir iki ay falan yani ama çok güzel. Hemen gelsin. evet hoş. Güzel bir estetik bir Instagram. Estetik bir insan demek istiyorsun galiba. Yok kendisi de güzel evet. Çok evet, güzel. Ne Türkan abiye dediysek yani bu Anna bu bacım peki kaç yaşında? Bilmiyorum abi. bacım diye altını çiziyorum. Aa o ne güzel. Ya ne demek içme artık? Aa bayağı güzel kız maşallah.
Ya ben kızı çok beğendim, o yüzden fotoğraflara çok bakamıyorum. Dediğim ki çok da kötü şeyler söylemek istemiyorum, kırmayayım kendisine. Niye ama hani ne oldu, dur. Eşitlik ne oldu? Beni kırdın. Ama başkası olacak. Çünkü çok sempatik görünüyor hanım. Baksana işte bebek gibi yani. Baksana böyle hani güzellik anlamında bilmiyorum. Hani tarzı bebek gibi. Üzülür. Ay ne kadar tatlı bir tip. Gözleri falan çok güzel. Maşallah. Hiç caption yazmıyor. Yani söyleyecek elbet bir şeyin vardır be arkadaş yani hani. Evet. Bomboş koymazsın. Bazı fotoğraflarını cringe buldum. Mesela göster ki bana. Şimdi biraz cringe geldi. Kız çok güzel, çok tatlı bir kız ama fotoğraflarını bence ben daha güzel çekebilir. Ben üzülmezmişim. Valla benim kalbimi hiç düşünmediler ha Ahmet Efe. Amatör duruyor fotoğrafları, öyle söyleyeyim. Güzel, işte yine kendini çekmiş hep. Ama abla başarılı bir abla yani. Yüce Rabbim güzel yaratmış ablayı. Yeşilçam oyuncusu gibi çok güzel bir şey var. Yüzü gözü çok düzgün ablanın. Böyle şeyler, neden? Date kafeler, anladın mı? Şeyler, arkada güller, salıncaklar falanlar filanlar beni tilt ediyor. Ama bir şey demiyorum yani. Bu selfiler, arka fon falan yine P-Queen'de kırdığımız puanları burada da kıracağız tabii ki. İnsanları gömmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Aynen. Ama seveyim. Güzel fotoğraflar da var. Bu güzel fotoğraf. Ama sayfasını hiç beğenmedim. Okey. Burada bayağı güzel çıkmış. Tamam alıyoruz artık. Yeterli. Çok eğlenceli lan. Instagram yorumlar çok eğlenceliymiş olsun. Bu videoda bana gömen herkese helal edin. Bekleyin. Ben kimim ki? İnsanların Instagram'ını yorumluyorum. Ya bu dedi diye yapıyorum. Özür dilerim. Ağzımın da şeyi yok ya. Olur kalbi kırılır. Anla Deniz'in abi Instagram'da kendisiyle ilgili paylaştığı ilk fotoğraflardan birisi. İzleyeceğim de hepsinin sonunu. Yani güzel fotoğrafmış. Aa çok güzel. Burnu çok güzel. Çıkmış burada. Bence bu kıza bir ustuk var. Olayı caption'lara çok abanmamak. Düşünmeyi pek sevmiyor galiba ne yazacağını. Burası. Güzel. Görsel açıdan güzel fotoğraf. Estetik. Bu da çok güzel mesela. Çok doğal, samimi fotoğraf. Oha evet Photoshop yapmış lan kıza. Neden yani? Kendini güzel göstermek için yapmamış belli ki. Su efektini arttırmak için yapmış. Neden öyle bir şeye ihtiyaç duymuş bilmiyorum ama. Son olarak da efendim böyle yılbaşında çekilmiş. Ağacı herhalde daha çok önemsemiş çünkü kendisi kaymış. Böyle çam ağaç yılbaşı temalı şeylerini de çıkıyor. Şapkası ne kadar güzelmiş bak böyle spring şey tel var böyle. Ağacıyla beraber çekilmiş bir fotoğraf. Ağaç daha net. Evet. Deniz'cim çok bozmuşsun. İlk fotoğrafların çok daha tatlıymış. Keşke öyle devam etseymiş. Zaten güzel bir kız. Böyle bunlara ihtiyacın yok bence. Anla Deniz'in Instagram sayfası. Bana da aynısın demişti değil mi? 10 üzerinden kaç var? 6.5. 10 üzerinden 5 veriyorum. Çok sade bir Instagram'ı var. Çok hoş, çok güzel bence. Ama 5. Yani 5. Bu ablamıza 6 veriyorum. O da çok estetik bir hanım o yüzden. Güzel gözüküyor fotoğrafta yani. Bir daha bakalım. Açıyorum bekleyin. Bir saniye. Valla ben de 8.5 veriyorum ya. Yine çok düşük verdim. Ben kötü istiyorum. Ama o da çok fazla paylaşmıştı kendi yani. Tamam ona 4 veriyorum. Ya buna da 8 vereceğim. 8 verdik. Anla Deniz'e. Bak var mısın yani? Allah çarpar buna başka bir şey verirsem. Allah çarpar. Evet, bölümün sonuna geldik efendim. Şükürüyoruz. Güzel yoruldun. Güzel yoruldun. Sanki yıllarını Instagram'ın gibi. Oha! Oha! En çok puanı ben aldım. Evet, teşekkür ederim. Bye. Ben biraz bu sefer kötü hissettim kendimi biraz. Hani niye? Böyle ne bileyim. Çünkü hani böyle çok yargıladım insanları falan. Youtuber'lar da böyle hissetmemiştim. Çünkü hak ediyorlardı anladın mı onlar? Bunlar o kadar hak etmiyor. Kendi profiline birisi bana verse ben de söylerim. Çok beğenmiyorum bunu koy ben insanlar yanlış anlamasın. Burak zorla otur ve yorum yap. Tiki dediniz bana. Aynen. Bir ton şey dediniz. Yorum yapmaya çalıştım. Hepsinin de bu arada baktığım fotoğrafları benimkilerden daha iyi. O yüzden sürçülisan ettiysek affola. Bu da işte meslek yani görev. İşimiz bu. Kendimi paparazzi gibi hissettim yani. Bırakın işimizi yapalım diye. Özür dilerim evet. Diyerek yargıladığım için kapatıyorum. Görüşürüz. Çok saçma oldu. Öyle bir şey söyle ki herkes gülsün ve o şekilde videoyu kapatalım abi. Öyle bir şey nasıl söyleyeyim acı? Söyle izleyen herkesi böyle suratı güzel bir gülücük olsun ve o şekilde kapatalım diyor. Geometri seven Pokemon'a ne denir? Ne denir? Dikachu.